Arkadaşlara yardım götürüyoruz. Suyumuz falan burada. Tercih köyüne gidiyoruz şu anda. Oraya varınca buradaki bütün erzağı dağıtacağız. Evet arkadaşlar. İki arabayız. Önde Ahmet ve Japon var. Yanımda. Onlar işte inşaat malzemeleri, yiyecekler, tohumlar, su, böyle şeyleri taşıyorlar. Kuku is the goat. He is the sick goat, you know? Yeah, he's the head goat. Salam aleykum. Ve aleyküm selam. Çocuklarla tekrar buluştuk. Evet arkadaşlar, bugün Ahmet'le birlikte çıktık. Buranın oasisini keşfetmeye gidiyoruz. Harika bir doğa. Burası Ahmet'in favori mekanlarından biri. This is one of your favorite place, bro. Oh yeah, bro. The whole Mauritania. Oh, that one we previously been. Bro, that place is sick. No people go there. This one is famous. The other one we went is a secret place, huh? Oh yeah, bro. Only animals. Oh, it's nice, bro. It smells nice here, you know? See, chill out, please. Oh. Arkadaşlar, şuraya bakar mısınız ya? Bu arada Ahmet festivaller düzenliyor. Spirit Festivali. Yoga retreat. Aynen. Yoga, pilates, meditasyon gibi şeyler yapıyor burada. Normalde İspanya'da yapıyor bu festivalleri ama artık buraya taşımayı düşünüyor. Hem gelirlerini buradaki halka yardım edecek. Buradaki çocuklara biraz yararı olsun, bir gelir olsun diye. Hem de burası onun evi. Yani arkadaşlar, en güzelini yapıyor. Hayatımda gördüğüm ve bulunduğum en iyi yerler olduğunu söyleyebilirim size. Ahmet, we are like Tarzan, eh? Yes, bro. Black Tarzan. The real one. Yeah, I think it serves as a Tarzan. He would be black anyway, bro. Yeah. What the fuck white guy doing as a Tarzan in the jungle, you know? Hurmalar bu ağaçlarda yetişiyor arkadaşlar, palmiye ağaçlarına. Bunlar hurma palmiyesi deniyor. Ve insanlar, buradaki insanların birçoğu hemen hemen gelirinin birçok kısmını bundan sağlıyorlar. Biz sadece ortalama tarla sahipleri aylık 100 dolar falan kazanıyor. Çalışan insanlar da belki şanslarsa günlük 1 dolar kazanıyorlar. Bilmiyorum daha önce bir oasis görmüş müydünüz ama burası ilk oasis. Eğer beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar.
Tercit'in OS'ini gösterdik. Harika bir yer. Ahmet'e yine teşekkür ederim sevgili dostum. Bize gerçekten çok yardımcı oluyor. Bu şekilde dostluklarım olduğu için mutluyum. Çok güzel insanlar. Yani insanların benliği yok. Ve artık birçok şeyi sadece toplum ve diğer insanlar için yapmaya başlamış insanlar. Koki de Ahmet de öyle. Dostluğumuzun bir ömür boyu süreceğine eminim. Ve güzel şeyler yapacağız ileride birlikte. Bugün Koki kardeşim hala hasta olduğu için sizi buraya Ahmet'le ikimiz getirdik. He says he locked his watch because he soaked this watch inside water. But Casio, this watch is this waterproof. Yeah. هم ليتركم لما عين فما طرحتهم لكم. لا مشكل بابا لا مشكل. إلو في. أيوة تو. كم كنت تايا؟ ما يبي الواد. آخ يوغي. بابا كوسكوس يبدو منه. بيت فرنتي. واحد اللي هو لا بدار تعامل. He make two. He make two fire. Baba iki tane ateş yakmış bize yeteri kadar yemek yapabilmek için. Bize kuskusla tavuk yapmış burada. Ya işte bu köylere geldiğiniz zaman insanlar çok farklı bir nokta arkadaşlar şehirlerden. He said like Allah. I want to make this space blah 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 like 10-15 minutes. After that he said inshallah. We eat now or we wait? Bro, I'm full. You guys eat. Let's go. Okay. Bunlar yemek yemeye gidiyorlar. Ben dedim ben iyiyim şu anda. Koki. Yes, I'm sick man. Sick man. Hasta adam. İtadakimasu. Noim. Ne? Noim. Noyim? Noyim. How do you say noyim? İyi değilim. İyi değilim. Ha. İyi değilim. Ha. Gitmiş Oasis'ten bekleyen sudan su içmiş ya. Ha? Yeşil su yani abi. Sen duran sudan nasıl su içersin? Ama diyor ki hata yaptım diyor. Onu yeraltı suyu zannettim diyor. Ama yeraltı suyu değilmiş. Ben zaten hastaydım. Benim şehre gidip ilaç almam gerekti. Tam ben iyileştim. Bu sefer o hastalanmış ama ben nehir suyundan içtim, zehirlendim. Bu bekleyen sudan abi içmiş ya. Böyle bir şey olamaz. Bro, animals drinking from there. Yeah. Animals go in that water, you know what I mean? Snakes, turtles, all the sort of shit, reptilians, you know? Like you did in the house. It's like you... I'd get it from my nose, you know? Uh-huh. Or something like this. Ben OS'te suya girdiğimizde ya içtiğimiz sudan zehirlendim ya da OS'te yüzdük. Yüzerken ağzımdan ya da burnumdan su kaçtı içeriye. Oradan zehirlendim. Foto? Foto? Yes, baba. Yes, baba. I think this OS's water is more, I don't know, harmful than Gandhi's liver water. For sure, bro. Oh! Bro. Yes, G? This is amazing, bro. But is this a fresh cut chicken? Yes. He just cut it today? No, I don't know if it's today. I think it's like yesterday or something. Brown couscous. Handmade. Mauritanian brown couscous, yeah? Mm-hmm. El yapımı Mauritanian kahverengi kuskusu diye geçiyor bu. Bonissimo, bro. He's telling me, go, take a picture of the food. I say, yeah. Please. He's good, I like him, bro. Yeah. Koksan. Hi. Koksan. Hi. Itadakimasu. Come on, bro, itadakimasu. Yes, bro. Wakata. Don't forget where you come from, my friend. This is Mauritania. Oh, this the palm trees, I just seen this. Oh, wow, it's sick. Yeah. Bakın arkadaşlar çatıyı palmiyeden yapmışlar. Ahmet, I'm still not sure, but probably he has medicine for sick, okay. Like kind of herb. Okay. Can you ask him later? Yeah. Yeah, if it works, I'll take some extra because like soon as I had the tea, my stomach started to bubble again. Bro, I told you these guys they used to it. Yeah. They can drink, no problem. But you, like you from Japan, bro? Bro, like, fucking hell. I will no more drink this. Oasis water, yeah? Oasis, no. Bro, the water can kill you. See, the taste is not good, bro. Yeah, taste is so weird. Bro, like... But the river is good. Okay, it's a moving the water. Checkpoint, it's a... Like a vana filter. Yeah, it's also the rocks and the stones and the sands filters it. At a certain point. Vana. Wash your hands. No, what washing hands, bro? No, sorry to disturb you. Bro, bad water can kill you, man. Like, literally. Exactly. Like, you know? Yeah.
It also can make your immune system strong. In the future. Yeah. First you have now to. Now you have to sacrifice. Yeah. Arkadaşlar bunu, bu bir bitkiymiş. Bunu içiyor musunuz ve midenizi temizliyormuş. Bakterileri falan öldürüyormuş midenizden. Ben de ne olur ne olmaz yine kokuyla alacağım biraz. I've never been sick twice in a row. Yeah? But bro, this is a different kind of sickness. This is bacteria. Emmy, come have food. Come. Yeah, let's eat. Come, eat, eat. Baba, come, come, come. Meet it outside, you come. Baba, come hele, come. Yalla, yalla. Yalla, Emmy. Hadi amcayı da davet ettik. This is fancy guy. This guy is fancy eating from fork. Bakın burada böyle kanyondan çıkan taşları satıyor. Şunu buradaki yerli kadınlar, bu boyalı bir taş. Bununla makyaj yapıyorlar. Göz kalemi falan çekiyorlar bununla. Gördüğünüz gibi hurmaları falan satıyor amca. Bu bahçe onun. Ona ait. Ailesi burada okul ve hastane olmadığı için büyük şehre göndermiş ama kendi hala burada tabi. Aslanım senin ne işin var buralarda? Hello my friend. Can I sell you some stones or some dates or... I'm not joking bro, I'm not selling it either. Where are you from? I'm thinking your English is very good for a local. I lived in UK for a while. Okay, fair enough. And where about you from? Oh, I'm from London. London? Oh, nice. Are you local? No, I'm from Turkey, but I lived in UK for a while. Oh, okay. I thought you were actually selling. No, bro, I'm not joking. That's the belongs to the guy. We just chilling here, you know? Okay, cool. So I lived in Manchester, Newcastle, Liverpool, and Bury St. Edmunds. Cool. So yeah. Is it just you? Yeah, just me. I'm here to, I'm staying there, but I'm here to run across. Just going around. Okay, and this is Koki, the Japanese guy? Dude, I'm running across the Sahara. Oh, so. Just running? I have a pack and everything. It's not like this. Okay, but so I'm relying on, but I have a water filter, so. I see. Yeah. So the locals will tell you that it's safe, but it's safe for Mauritanians. For them, yes. Yeah, exactly. I've been telling them, mate. I've been telling them, you know. Yeah. But the water, do you have a water filter or did you just? And your name, what was your name? Fabian. Fabian. Fabian, bu arada koşuyor arkadaşlar. And you're just going to do Mauritania and from here? Yeah, well, 250 kilometers is enough for me. Oh, okay, so then go back home. Yeah, and then afterwards I'm going. If I get security clearance, I'm going to go to Lebanon and then Syria. Nice to meet you man. You too buddy. Yeah, take it easy. Look after yourself. Arkadaşlar şimdi burada buranın bir hikayesi var, Tercit'in. Ahmet şimdi onu anlatacak. Bro, can you tell again what was the story? And you have vulnerable people like this guy. He don't know tourism. Yeah. He don't know nothing. He doesn't know how to make money. Survive. He don't have kids. He's solitary. He's a single. He used to have dogs. And I ask him, he say that he kick out his dogs and everything, nothing. So he don't know how to. He want to make the best of his space to make people feel good and to have some company. This guy offering this service just to have company, not to have people. Oh, for money, yeah, I know. He's lonely. Yeah, because like when you guys left, we sit down and he was just telling me, and I was just like listening to him, you know. Two years ago, I see this. I know this guy 2 years ago, not here in the street talking to himself. Yeah, isolation is not for everybody, bro. Fuck you know. I remember this guy 2 years ago. I used to come to this valley, and this place was not like this. And he used to be the famous crazy guy that talked to himself. Him? Yeah. Evet sevgili kardeşlerim, hepinize tekrardan Tercit'ten merhabalar. Şöyle size kısa bir özet geçeyim. Biliyorsunuz haftalardır yoldayız. Aylardır yoldayız. Ve haftalardır özellikle biraz daha böyle kırsal kesimde dolaşıyoruz. Ahmet'e yardım ediyoruz. Kırsal kesimdeki insanlara biraz eğitim vermeye çalışıyoruz. Okuma, yazma, sebze meyve büyütme, hijyen gibi konularda. Ne kadar başarılıyız bilemiyorum çünkü gitgide yavaş yavaş bitkin düşüp hepimiz hastalanmaya başladık. Bundan birkaç gün önce, hatta birkaç gün değil belki 4-5 gün önce ben hastalandım sudan dolayı. Sonra ben gidip şehirde biraz dinlenmek ve ilaç kullanmak zorunda kaldım. Ama tabii bu birkaç haftadır yolculukta arkadaşlar yoruldum. Yani yiyecek yok, gıda yok, temiz su yok. Yani kokinin hasta olmasının sebebi de aslında OS dediğimiz o birikinti sulardan mecbur kalıp içmiş olması. Bu kırsal köyleri ziyaret ederken belli bir süre sonra dışarıya çıktığınızda artık kesinlikle şey bulamıyorsunuz abi. Temiz su, içme suyu falan yok. Doğal olarak bu sefer de nehir sularından falan içmeniz gerekiyor. Saç baş her şey birbirine karışmış. Belki 4-5 gündür duş almadım yine.
Çok pis hissediyorum kendimi. Bütün eşyalarım pis. Ne adam gibi dişlerimi fırçalayabiliyorum, ne elimi yüzümü yıkayabiliyorum. Temelli hasta olmasak iyi aslında. Burada çok güzel anılarımız oldu, çok güzel şeyler yaşadık. Şimdi çocuklar biraz rahatsızlar. Daha da yeni evinde kalıyoruz bugün, o bizi misafir etti. Zaten kendisini de gördünüz. Çocukları da rahat bıraktım, biraz uyusunlar dedim. Onlar uyurken ben de çıkıp şöyle biraz sağ solu keşfedeyim dedim. Hem de bir köylere bakayım. Bunu da arkadaşlar şundan dolayı alıyorum yanıma. Bazen kum fırtınaları falan geliyor. Geldiğinde zaten astımım var. Bunu yanıma taşıyorum ve en kötü ihtimalle hemen ağzımı kapatıyorum bununla. Arkadaşlar palmiyeler. Buradaki yöresel halk sadece hurmadan para kazanıyor burada. Bazen böyle kamerayı tutuyorum arkadaşlar çünkü bazı insanlar çok rahatsız oluyorlar. Sıkıntı yaşamak istemiyorum bu yüzden de. Hani gidip beni şurada jandarmaya şikayet etmesinler falan diye böyle hani çok da çaktırmadan çekiyorum. Gördüğünüz gibi sürekli sadece hurmalar var abi. Ve insanlar burada hurmaları toplayıp satarak para kazanıyorlar. Nereden baksanız son birkaç haftadır bir 15 kilo falan vermişimdir yine. Bu da beni etkiliyor biraz. Bünyemi zayıflatıyor. Şimdi biraz daha ilerledim. Burası buradaki köyün girişi abi. Gördüğünüz gibi. Şu tarz eski kendileri yaptıkları taşlardan evler var. Şu dışlarını genelde toprak ve deve dışkısında yapıyorlar. Gördüğünüz gibi böyle derme çatma yerlerde kalıyorlar, yaşıyorlar. Britanya hükümeti de biraz değişik bir hükümet. Yani sözde 1960'larda özgürlüklerini kazanmışlar ama tabii ki bu bir yalan. Çünkü artık bildiğiniz gibi burada orduların kalmalarına gerek yok. Ordular ve ülkeler kolonilerini terk ettiklerinde burada geriye şirketler bırakıyorlar. Ve mesela Fransız ve Kanadalı şirketler buradaki hemen hemen her şeyin sahibi abi. O yüzden de bu insanlara hemen hemen hiçbir şey kalmıyor. Zaten eğitim diye bir şey yok. Mesela bu köyde, bu kasabada, hatta burası köyde değil bir kasaba. Bu kasabada okul yok. Buranın halkı hiçbir şekilde okuma yazma bilmiyor abi. Bir Afrika atasözü şöyle söylüyor. Aslan okumayı yazmayı öğrenene kadar hikayeler her zaman avcıyı anlatacaktır. İşte buraya geliyoruz. Yani burada ülkenin %1'lik bir kısmı gerçekten ülkeyi çok büyük bir şekilde sömürüyor. Bu batılı ülkelerle birlikte oluyor tabii. Buraya gelen şirketlerin de buradaki insanlara çok aman aman bir şey vermediği belli. Selamun aleyküm. Selamun. Labas. Müsekat duvar. Yeah, elhamdülillah bro. Good. Hello. Bonjour. Yeah. Yeah. Bak şöyle bir bakkal dükkanı gibi bir şey var şurada. Çok da aman bir şey yok zaten içeride. Gördüğünüz gibi buradaki tek yabancıyım. Ben de Koki. Bonjour. Labas. Yeah. Bien, bien. Selam aleyküm size. Normalde arkadaşlar böyle yerlere tek başınıza gelmeyin. Zaten gelemezsiniz normalde de. Buraya gelene kadar 20 tane 30 tane falan askeri checkpoint'ten geçiyorsunuz, kontrol noktasından. Her yerde işte pasaportunuzu elinizden alıyorlar, kontrol ediyorlar. Niye geldin, niye gidiyorsun sorguluyorlar ama bizim Allah'tan yanımızda Ahmet olduğu için ve Ahmet buranın yerel dillerini konuştuğu için biraz daha rahatız tabii. Çok da fazla yürümeme gerek yok. Zaten köyün kalanı da bu gördüğünüz gibi. Şuradan şöyle sağdan gidip şu caminin orayı çekeyim. Koki çok hasta, ağır hastalandı yani. Hala uyuyor şu anda. Belki o yüzden Koki'yi bir başkente götürüp tedavi ettirmem gerekebilir. İyi değil yani çocuk gerçekten. Birkaç gün öncesinde ben de iyi değildim ve ben sadece nehir suyundan içtim arkadaşlar. Düşünün yani akarsudan. Ahmet'le de konuştuğumuz gibi akarsu bir şekilde kendi kendini temizleyebiliyor ve daha içilebilir. Ama bu salak kalk sen git
Yani o işte birikinti sudan içmiş. Ve bilmiyorum yani su tehlikeli bir olay arkadaşlar. Pis su insanı öldürebilir, içindeki bakteri. Biyolojik olarak bu adamlar bu suları içebilirler. Bunları çok da fazla etkilemeyebilir. Ama mesela ben ve Koki gibi insanlarda biz biraz daha dikkat etmeliyiz. Ve ben Koki'yi uyarmıştım giderken, ciddiye almamıştı beni. Ama umarım inşallah iyi olur çocuk. Ya bir sıkıntı yaşamayız. Dediğim gibi o adamın gidip bir tedavi görmesi gerekiyor. Yani başında kimsesi yok. Sadece ben Muhammed varız. Ahmet'in devam etmesi gerekiyor. Onun biraz işleri var. Ahmet'in gidip bir süre, bir hafta daha bazı yerlere yardım etmesi gerekiyor. Ve biz onunla Nakşot'ta buluşacağız başkente. O yüzden de doğal olarak Koki'ye bakmak bana kaldı. Ha, burası cami galiba arkadaşlar. Bakayım, evet. Burası cami. Doktor yok, sağlık ocağı yok. Hasta olsalar hiçbir şekilde kendilerini tedavi edebilecekleri bir şey yok. Okulları yok. Bu yüzden köyün %96'sı, 7'si okumayı yazmayı bilmiyor. Hatta zaten köyde sadece tek bir yaşlı adam var. O okumayı yazmayı biliyor. Selamünaleyküm. Bonjour bro. Bonjour. Ça va bien? Good. Yeah. See yourself. Selam aleyküm. Labas. Elhamdülillah. Selam aleyküm sister. Labas. Elhamdülillah. Şöyle küçük bir market gibi bir şey açmış teyzem. Ha? I'm looking sister. Ha? Ah, fresh, fresh. Oh, nice. Oğlum, yürü be teyze be. Good, good. Ulan soğuk kola var. Şu çocuklara da bir şey alsam aslında iyi. Dört, altı, sekiz, on, on iki, on üç. Come here, come. Gel buraya. This one for you. One each. Yalla. One each, one each, one each, one each. Ya Allah. Yeah, no, one second. Take one. Take one. Take one. Wait, wait, wait. Take one. Yalla, yalla, yalla. Take one. Take one. Take one. Come, 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 come. You got one? Who doesn't have one? No, he has, he has. No, no, one each, one each. Yalla, come here. Hey, hey, sadece how many, how many kids did you have? Is there more children? Oh, let me see. Go, yalla. You have? You have? Come, come, come. Do you have? Oh, you have? Okay, go. Yalla. Bonjour. Do you have one? Do you have? Hello, bro. What are you doing, man? Chicken. Come here, come here. La, 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 la. Bring it, bring it. La. Süleyman Çakır. Me from Türkiye, Türkiye.
You don't have one? Take it, take this. Yalla. Merhaba. Şey çorbadı ya. Ne arayt elhamdülillah. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Lan yerim sizi ben be. Maşallah. Allah besin. Hı? Ya? Süleyman. Süleyman. You? Je m'appelle Süleyman. You? Nice to meet you. Bye bye. Vallahi arkadaşlar. İşte böyle şeyleri gördüğüm zaman yani resmen içim acıyor. Yani elimizden geldiği kadarını yapabiliyoruz ama biz de 3 tane adam nereye kadar yardım edebiliriz arkadaşlar? Elimizden en fazla gelen bu kadar işte, onlara küçük mutluluklar vermek. Ve yani o küçücük bir bisküvi ne kadar mutlu ediyor onları bir bilseniz. Bye bye. Bugünlük buradan çekimlerimiz bu kadar olsun arkadaşlar. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz artık. Belki şu gördüğünüz kanyona tırmanacağız bugün. Ya da belki çocukları iyi hissederse kendilerini, hastalar yani. Eğer olmazsa da artık yarın sabah kalkıp dediğim gibi Koki'yi başkente yetiştirip hastaneye götürmem lazım abi. Adam çok hasta. Seviyorum sizi. Kendinize dikkat edin. Bir takip edip beğenmeyi unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.